ASKİ Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Daire Başkanlığı'nın 2024'de 639.402 ihale kayıt numaralı Bala Karadalak Su Arıtma Tesisi, 3 adet kum filtre ve 1 adet aktif karbon filtre alımı yapım işi için toplanmış bulunmaktayız. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereği açık ihale usulü yapılacaktır. İhalemizin yaklaşık maliyeti 32.692.204 Türk Lirası 20 kuruş olarak belirlenmiştir. İhaleye 15 istekli doküman indirmiş olup 6 istekli teklif vermiştir. ECAP platformu üzerinden sırasıyla teklif veren isteklerin vermiş olduğu teklifleri açıyoruz. Birinci teklif Ufuk Sarıkaya Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Ray Yapı Mühendislik İnşaat Limited Şirketi iş ortaklığı. İhalemizdeki birim fiyat teklif mektubu Ufuk Sarıkaya Ray Yapı birim fiyat teklifi cetveli ekinde sırasıyla birimler doldurulmuş. İhaleye toplam 22.483.000 Türk Lirası teklif verilmiştir. Uygun. Teminat bilgilerine baktığımızda teminat mektubu 735.000 Türk Lirası. Geçerlilik tarihi 23.09.2024. Vermesi gereken teminat 674.490 lira. Verdiği teminat 735.000 lira. Süre uygun. Uygun. İlerliyorum. Yeterlik bilgileri. Ufuk Sarıkaya. Ortaklara ait bilgiler. Açılıyor mu? Bunu tekrardan giriş istiyor. Bunlar girmenize gerek yok. Olması yeterli. Tıklamayınca bir kere açılmamıştı. O yüzden tıklıyorum da. Ha, öyle mi? Tamam. Yani var olarak değerlendirebiliriz. Evet. İş deneyiminde istediğimiz mezuniyet belgesi istemiştik veya 11. grup arıtma tesisleri iş bitirme belgesi istemiştik. Mezuniyet diplomasını koymuşlar. Onları da ikinci oturumda kontrol edilecektir. Diğer ortağınkine bakalım. Yine aynı solda ama olsun. Ray Yapı. Ray Yapı'da ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler girilmiş. Mezuniyet belgesi, ortaklık durum belgesine eklenmiş. Bunlar ikinci oturumda kontrol edilecek. Yeterlik bilgileri var diyoruz. İkinci teklif veren firma İnfak Yapı Müşavirlik Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Seçtiğimizde
teklif mektubunu Word dosyasını indiriyoruz. Teklif mektubunda bilgiler var. Birim fiyat teklif çetveni incelediğimizde ...36.428.000 Türk Lirası teklif verilmiş. Uygun. Elektronik geçit teminat kontrol edildiğinde 1.400.000 Türk Lirası teminat mektubu ve geçerlik tarihi 22.09.2024. Vermesi gereken teminat 1.092.840 lira, verdiği teminat 1.400.000 lira. Süre uygun. Uygun. Kaydet, ilerle. Yeterlik bilgilerini kontrol ettiğimizde infak yapı, ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler ve ECAP'ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi girilmiş. Tamam. Platform üzerine yüklenmiş belgeler var. İkinci oturumu tekrardan kontrol edilecek. Kaydetilerle. Üçüncü teklif veren firma Akka Su Teknolojileri Anonim Şirketi. Teklif mektubunu açıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu fiyatı var. Birim fiyat teklif çetveni incelediğimizde 29.389.000 Türk Lirası. Teminat 1.050.000 Türk Lirası teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi de 23.09.2024 tarihine kadar. Vermesi gereken teminat 881.670 lira. Verdiği teminat 1.050.000 lira. Süre uygun. Tamam. Uygun. Yeterlik bilgilerini göster. Akka Su Teknolojileri. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler girilmiş. Teminatta referans numarası var. İş bitirme ile ilgili Ticaret Sicili Gazetesi, iş deneyim belgesi ve iş deneyim belgesini yüklemiş. Bunlar ikinci oturumda kontrol edilecek. Yeterlik bilgileri var. Dördüncü. Dördüncü firma Sercan Köksal, Bülbüller Makine İnşaat Limited Şirketi İş Ortaklığı. Teklifini açıyorum.
fiyat teklif cetveli incelendiğinde 26.480.885 Türk lirası. Teklif mektubu incelendiğinde aynı fiyat yukarıda yazılı, 26.485.000 bedel karşılığında uygun. Geçici teminat kontrol edildiğinde 840.000 Türk lirası. 4.10.2024 tarihine kadar geçerli. Vermesi gereken teminat 794.426.55 lira. Verdiği teminat 840.000 lira. Süre uygun. Tamam. Burada yeterliye tıkladık. Yanlış. İnternet biraz yavaş. Şimdi F5 yaptım ama bakalım. Ana sayfaya döndürürse buraya gelir hızlı bir şekilde. Sercan Köksal, Bülbüller Makina'dan devam ediyoruz. Teklif mektubu uygun demiştik. Açmadan kabul etmiyor. Teminatı da uygun demiştik. Tarihsel ve fiyatsal uygun. Tamam. Yeterlik bilgilerini kontrol ettiğimizde burada iki firmanın vermiş olduğunu görüyoruz, yeterlilik bilgilerini. Tekliğe ait burada sadece iş deneyimini gösteren bilgiyi koymuş. Ortaklıklara ait olan bilgiler yok. Ama zaten başta da vardı bu. Diğerini açtığımızda Sercan Köksal'da Bülbüller'i mi açacaktık? Burada ortaklara ait bilgiler, yöneticiye ait bilgiler, referans numarası, geçiş teminat mektubu, EKB kayıtlı iş deneyim belgesi de yüklenmiş. Bunları ikinci oturumda kontrol edilecek. Yeterlik bilgi tablosu var. Beşinci firma Soner Malkoç. Teklif mektubunu Word dosyasını indiriyoruz. Birim fiyat teklif mektubu var. Teklif cetveli incelendiğinde 21.887.170 Türk lirası bedel teklif
edilmiş. 21.887.170.000. Hop. Uygun. Geçit teminat kontrol edildiğinde 775.000 Türk lirası ve geçerlik tarihi 28.12.2024. Vermesi gereken teminat 656.615 lira 10 kuruş. Verdiği teminat 775.000 lira. Süre uygun. Tamam. Teşekkürler. Yeterlik bilgilerini kontrol ediliyor. Soner Malkoç. Evrak referans numarası ve iş deneyimi gösteren belgelerde mezuniyet diploması girilmiş. Yeterlik bilgileri var. Kaydetilerle. Altıncı ve son istekli. Simetri Tesisat Havalandırma Isıtma Soğutma Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Toplam tutar KDV hariç 23.290.166 Türk lirası teklif edilmiş. Birim fiyat mektubu kontrol edildiğinde rakamla yazıyla var, tarih var. Uygun. Geçiş teminat 840.000 Türk lirası 23.09.2024 tarihine kadar geçerli. Vermesi gereken teminat 698.704 lira 98 kuruş. Verdiği teminat 840 bin lira. Süre uygun. Teşekkürler. Uygun. Kaydedilerle. Yeterlik bilgileri kontrol edildiğinde ortaklara ait, yöneticilere ait bilgiler, referans mektubu, geçiş teminatın iş bitirmesiyle ilgili mezuniyet belgesi ve iş deneyimini gösteren belgeler eklenmiş. Bunlar ikinci oturumda kontrol edilecek. Yeterlik bilgileri tablosu var. Kaydet ilerle. Son teklifin açılmasıyla birinci oturum burada tamamlanmıştır. İkinci oturumda komisyonumuz tarafından incelenip isteklere bilgiler ECAP üzerinden verilecektir. Teşekkürler.